Zeliha'cığım bu telefonu attığında bunu anlatsın. Açık açık söylemiş. Demiş tamam. Seni nasıl öldürmedim. Öyle tamam. Demiş yani. Zeliha'cığım bunu bir anlatır Zeliha mısın? Rabia'yı nasıl tehdit etti Mustafa? Şu an yayındayız. Oturmuş. Seni duyuyoruz. Alo merhaba. Merhaba. Bir Mustafa. Kapıya sorar mısınız? Babam değil de Mustafa ben kocaya verdim. Şimdi de diyor ki ben bacımı aradım diyor. Niye yalan söylüyor? Yani sürekli... Kocaya verdik dedi. Neden? 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 Yüzleri var mı? Çıksın konuşsunlar hadi. Rabia'yı bu arada tehdit etmiş galiba. Onu söyledi Fatma. Sen söylemişsin. Mustafa Rabia'yı tehdit etmiş. Hayır. Ha tehdit değil. Nasıl ne? Tehdit değil? Bak, ne öldüreceğim demiş. Daha ne desin? Öldüreceğim demiş. Tehdit şimdi nasıl biliyor musun? Ben Balıkesir'e giderken Mustafa Rabia kavga etmişler. Hı-hı. Mustafa benim yanımda. Keşke onu da Cemile gibi bilmem ne yapsaydım. Onu da zamanda öldürseydim ya dedi. Ben de döndüm. Sen ne diyorsun Mustafa dedim. Yani doğru. Doğru o iş diyorsun. Geçen tehdit hafta, işte bildiğin tehdit. Evet. Şimdi önce aslında mikrofonlara ilk geldiklerinde neler söylemişlerdi? Rabia'nın yüzüne değil. Bak Rabia'nın yüzüne değil. Rabia'yı arkasında kavga ederken dedi keşke bunu da Cemile gibi yapsaydım. Ben de döndüm tükürdüm dedim. Sen ne demek hani Cemile kocadaydı. Yok yok abla şaka yapıyorum dedi. Peki soruşturma savcımız, jandarma ekipleri, adli tıptan ekipler, sayın muhtar, sayın savcımız hepsi şu anda mezarın başındalar. Ayşegül bir anlat şu anda ne olduğunu, sonra ben daha önce yaptığım röportajı ekranlara getireceğim tatlım. Şu anda ne durumda ben tam seçemiyorum. Ha açılıyor mu? Mezar kazılıyor evet galiba değil mi? Bildim Hanım evet şu anda mezar açılıyor. Üzerindeki toprakları atıyorlar. Olan yeri inceleme mezarın başında, Hamit Gürbüz'ün mezarının başında. Evet. Şu anda mezar açılıyor. Fethi kabiri işlemi gerçekleştiriliyor. Evet. Tamam. Tamam. Sen de oradan ayrılma. Senin yaptığın röportajı evet. Bir ekranlara getirelim. Ayşegül'ün ilk Mustafa ve Rabia daha sayın savcımız gelmeden babaların mezarına geldiği anlar bir ekranlarınıza gelsin. İlk anlar. Mustafa da korkuyorum. İp aldı. Biraz ağzıma aldı. Bizim sana Cemile nereye götürdü? Kocan sana Cemile'yi öldürdüğünü itiraf etti mi? Söyledi mi? Bugün Cemile'nin babası Hamit Gürbüz'ün mezarı açılacak. Kemiğinden alınan örnekle ölüm nedeni belli olacak. Hamit'in çocukları babalarının ölüm nedeninin yengeleri Hatice tarafından zehirlenerek öldürüldüğünü düşünmüştü. İşte bugünkü açılacak mezarda alınacak kemik örneğinden ölüm nedeni belli olacak. Babanızın mezarı açılacak. Tamam, yani bunu eşinizin onu zehirlediği... Yok hayır yalan söylüyor. Benim eşim hepsine baktı. Hepsi yalan söylüyorlar tamam mı? Ben boynum kıldayınca devlete bir cezam varsa çekmeye razıyım. Hiçbir şey yok. Sen babanı öldürür müsün? Kardeşleriniz peki neden size bu iddia? Kardeşlerimizi para vermediği için çekemiyorlar tamam mı? Seni bir yaşında kim baktı? Bir yaşında seni kim baktı? Seni kim baktı bir yaşında? Büyüttü. Neden bu kadar düşmanlar o zaman? Siz bakmışsınız. Hayır ben büyüttüm topluma kazandırdım. Şimdi öyle ben onları Allah'a havale ediyorum. Ne yapayım? Bunu ev aldım bu erkektir, hak etmiştir, çalıştı. Kızlar da bana da alacaksın. Ben niye size alayım? Ben sizi topluma kazandırdım. Gidin işinize bakın. Siz diyorsunuz ya kardeşlerime para verdim. Ya şimdi neden peki para verdin? Senin annen baban ölürse kim sana bakacak? Kim bakacak sana? Abin. Benim annem annem kocaya gitti, babam öldü. Ben bunlara sosyal hizmetlere başvurdum devlete. Bunları alın dediler ki biz yardım eden bakarsın. Ben bunları topluma kazandırdım. Babanızın otopsi işte yapılacak şimdi. Benim ardım açık her zaman etsin. Eğer zehirlenme çıkarsa ablacığım, siz de tutuklanarak. Düşmüştü. Ablam beni çağırdı. Babam bir çağırdı. Ablam bu ablam. Dedi gel babam tandıra düşmüş. Ben başka yere geldim. Babamı aldım. 3 ay hastanede yaptı. Babamı evde geldim. 2 ayda evimde yattı. Ablam babam başındaydı vefat edince ya. Dün yayınlarımızda bir tane gizli tanık başvuru yaptı Mustafa Bey bize. Cenazenin yerini. Tamam. Cenazenin yerini tam olarak gizli burada diye harita gönderdi. Hatta. Bana karakola söyledim ben. Geçen gün bindi böyle bir para istiyor. Bana diyor gel. Ne geleceğim? Ne biliyorsun git karakola söyle. Ben de para istedi. Ben karakola söyledim. Peki o beyefendinin gösterdiği yerde Cemile'nin kemikleri çıkarsa biliyorsunuz ki bunda da siz de suçlu. Hayır ben babamla beraber karakola 20 kere gittik. Babam ifade verdi. Dedi ki ben kızımı Diyarbakır'a verdim. Ben 100 kere babam ifade. Babam öldü sonra ben gittim geldim. Peki bir şey soracağım ben, Mustafa Bey. Siz diyorsunuz ki kardeşlerime ben kendim baktım. Cemile'ye neden bakmadınız? Diyarbakır'a Cemile, gitmiş. Ben, 30 yıldır ablacığım, haber alamıyorsun. Ya. Ben buraya geldim. Cemile Ağrı'da babam vermiş. Ben Muğla'dan askerliğim yaptım. 30 yıl boyunca hiç aramadınız. Ablacığım aradık aramaz mı? Bak biz bu yeni köye geldik mi? Bu 3 tane kız bir oğlan.
Ben bunlara baktım. Önceki ağırda babam vermiş. Ben 92 yılında Muğla'dan ağrıya gittim. 2 aylık evliyken buraya evimi gittim. Anladın mı? Yani burada Cemile burada yok ki. Cemile hiç buraya gelmedi ki. Cemile'nin hayatta olduğunu düşünüyor musun? Düşünüyorum, evet. Babam Diyarbakır'a. Peki neden hiç aramadınız? Bütün kardeşlerine aradık, ben baktım diyorsunuz. Baktım. Hepsine ben baktım. Ama neden aramadınız? Aradım. Babamla beraber kaç kere gittim. Babamı götürdüm karakola. Ağlayın dediniz. Yerini bulur. Tamam. Ben gidip adalette cezamı çekmeye razıyım. Suçluysam da adalet bana gelir. Suçlu olduğunuzu düşünüyor musun? Hayır, ben suçlu değilim. Benim alnım açık her zaman. Kim ödülümüze çıksın? Kim ödülümüze çıksın? Ama ya bu benim. Ama ya bu benim. En son ne zaman babanızın mezarına geldiniz? Anneciğim, seni ilgilenmez. Sen açmışsın. Babanızın mı? Baba mezarını açıyor lan. Babamı öldürmüşse çıksın meydana. Siz diyorsunuz ki kardeşlerime ya, babamlar bırakalım. Öldükten sonra ben baktım diyorsunuz. Tamam, baktı topluma kazandım bu kadar. 30 yıldır. Ben sana söyledim, tamam. Kapıma geldin. Ama 30 yıl nedir? 30 dedim, yıl ne olmuş? 30 dedim. Yıldır Cemile yok. Siz diyorsunuz ki kardeşim, babam Diyarbakır'da. Babam beraber, beraber babamla beraber aradık. Savcılığa babam 100 kere şikayet ifade vermeye gitti ya. Gizliden beri para istedi. Dedim git orada karakol, orada şikayet etti. Biz de bu cinayeti aydınlatmak istiyoruz. Almanca Emin konuşuluyor, karısı konuşuluyor. Ama annenin çocukları olmuyor ya, bu kadar da olmuyor ya. Bu kadar vicdansız olmayın. Sizin de çoluk çocuğunuz var. Bir evladı kayboldu mu, sen aramaz mı? Arama ama nerede o zaman? Siz yaşıyor, siz inanıyor musunuz hayatta olduğunu? Rabbil alemini. Siz inanıyor musunuz Cemil'in hayatta olduğunu? Ya babam kendisi babası kocavermiş. Anneciğim biz bilemeyiz. Rabia bak Rabia ya, Allah aşkına. Rabia kendisi kızına demiş, deden daha yaşayacak dedi, ilaç verdiler. Hasibe'ye anlatmış. Şimdi niye böyle yapıyor? Mustafa'yı korumaya çalışıyor. Korusun bakayım. İkisi beraber akıl hocası diyorsun ya. Akıl hocası diyorsun ya. Şu anda hangi işlemler yapılıyor? Lütfen anlatır mısın Ayşegül'cüğüm? Söyle, ne yapılıyor şu anda orada? Mezar açımına devam ediyorlardı İdem Hanım. Dediğim gibi az önce iki katlı bir mezardı. Üzerine bir mermer daha döküp tekrar üzerine bir toprak daha atılmış bir mezar. Bu işlemde mezar taşı değiştirildikten sonra tekrardan üzerine mermer dökülüp iki katlı bir mezar yapılmış. Ekipler, olay yeri inceleme ekipleri şu anda mermerleri kırmadan orayı açmaya çalışıyorlar. Hamit Gürbüz'ün mezarını açmaya çalışıyorlardı İdem Hanım. Tamam, biz bütün gelişmelerden haberdar edeceğiz. Yine de sen Ayşegül orada olmaya devam edecek. Ayşegül, Mustafa'ya da Rabia'ya da sorular sormaya devam et. Bizim işimiz soru sormak. Onlar neden bu sorulardan rahatsız oluyorlar? Sonuçta kardeşleri kayıpsa, ortalıklarda yoksa herhalde merak ediyorlardır değil mi? Cemile'ye kavuşmak isterler. Diyarbakır'da yaşıyor ya, bir şöyle bir sarılıp öpmek isterler değil mi? Nedir bu kadar dertleri ne? Sonuçta biz Cemile için bu yayını yapıyoruz. Madem suçlu değillerse, bir şey yoksa rahat rahat her soruya yanıt vermek lazım. Bu öfkeleri de, bu kinleri nedir ya? Nedir? Mikrofonu ver, vuracak kadar bu öfken de senin ya Rabia. Nedir? Ne yapmaya çalışıyorsunuz siz yani? Olacak iş değil yani gerçekten.